Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, dünya çapında nam salmış, binlerce turistin ilgisini çeken Güzel Atlar Diyarı ve peri bacalarıyla müthiş bir görsel oluşturan Kapadokya'ya gelmiş bulunuyoruz. Hoş geldik, hoş geldiniz. Evet, ayağımızın tozuyla geldik. Yaklaşık 8 saatte İstanbul'dan buraya vardık. Birinci günümüz. İçimiz pır pır şu anda, acayip heyecanlıyız. Çünkü gerçekten inanılmaz bir yermiş. Yani yolda gördük, inanamadık. Evet. Değil mi? Yani inanılmaz görüntüler var burada. Merakla bekliyoruz. Özellikle balon sanırım çok iyi olacak. Kesinlikle. Hemen geldik. Öğleden sonra otele eşyalarımızı attığımız gibi bir tur atmak istedik. Rüçhisar Kalesi'ne çıkacağız şimdi. Çok merak ediyoruz orayı. Çünkü sizi Kapadokya'ya girdiğiniz anda karşılayan ilk peri bacası Rüçhisar Kalesi. Aynen. Bu arada Rüçhisar'dayız. Konaklayacağımız yer Rüçhisar. Kaleye çok yakınız. 150-200 metre mesafede. Yürüme mesafesi yani. Şansımıza da doğalgaz çalışması varmış. Bizi bekliyormuş. Doğalgaz gelmiş Kapadokya'ya. Artık insanlar kömür yakmayacaklar, doğalgazla ısınacaklar. Bu da güzel bir şey turistler için. Evet sevgili dostlar, Rüçhisar Kalesi'ne çok yaklaştık. Rüçhisar Kalesi, Kapadokya'da en üst nokta, en üst zirve diyebiliriz. Normalde Kapadokya'nın rakımı 1000 civarlarında seyrediyor. Kalenin yüksekliği ise 1350 metre. Yukarıya çıktığımızda bizi muazzam bir manzara karşılayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü herkes öyle söylüyor. Evet, genellikle gün batımında da tercih ediliyormuş. Evet. İki tane kale var. Birisi Ağa'nın Kalesi, diğeri de Çavuş'un Kalesi. Yani aslında iki peri bacası var. Birisi büyük, birisi küçük. Evet. Hadi bakalım çarşıyı gezmeye başlayalım. Sonra kaleye çıkacağız. Hadi bakalım. O zaman Kapadokya gezimiz başlasın. Başlasın. Ayağımızın tozuyla hemen tabii ki geldik buradan. Hediyelik eşyaları saldırdım ben. Hemen kendimize magnet alacağız. Bir de bu çok tatlıymış ya. Benim çok hoşuma gitti. Şu anda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama renkleri çok etkileyici. Evet dostlar, şimdi neredeyiz? Rüçhisar Kalesi'ndeyiz. Rüçhisar Kalesi'ne geldik. İçeri gireceğiz. Bakalım Rüçhisar evet, Kalesi nasıl? Evet, harika bir kuş sergisine katıldım ben de. Sizden ben başladım parka konuşmaya da. Tamam. Hoş geldin aramıza. Şimdi biraz fotoğraf çekildik. Burada çok güzel görüntüler var. Kapadokya gerçekten açık hava müzesi gibi. Yalnız dikkat edin, fotoğraf çekildiğiniz yer paralı olabilir. Önce sorun, sonra fotoğrafınızı çekin. Evet, yani balonlar var. Görsel olarak küçük böyle minyatür hazırlanmış ama tabii ki ücretli. Atlarla da aynı zamanda develerle de fotoğraf çekilmek ücretli. Tabii ki yukarıya kaleye çıktığınız yol boyunca birçok mağaza, ufak küçük dükkanlar oluşturulmuş. Oradan kendinize ve sevdiklerinize hediyelik bir şeyler alabilirsiniz. Hadi bakalım kaleyi keşfedelim mi? Keşif zamanı. Rüçhisar Kalesi'ne geldiğiniz zaman gişeden biletlerinizi alıyorsunuz. Öğrenci 20 lira, yetişkinde 30 lira giriş ücreti var. Daha sonra içeriği ziyaret edebilirsiniz. Evet dostlar, Rüçhisar Kalesi'ne çıkmaya devam ediyoruz. Biraz tabii ki yüksek bir kale.
Biraz yorulabilirsiniz ama bence çıkmaya değer çünkü çevremizde şu anda inanılmaz bir manzara var. Kale, Roma döneminden kalma, savunma amaçlı yapılan bir kale. Milattan sonra 600-700 yılından sonra Arap istilalarına karşı yapılmış bir kale. Bayağı da yerinde bir kale olmuş çünkü bütün Kapadokya'ya hakim bir kale. Zaten en üst noktası burasıymış evet, galiba sanırım. Evet, Uçhisar Kalesi Kapadokya'ya hakim bir tepede. Evet. Tam bir panoramik diyebiliriz. Bu arada tabii ki kalenin önemi çok büyük. Sadece Romalılar değil, daha sonra Selçuklu ve bütün beylikler de aynı şekilde önemini koruyarak kaleyi sahiplenmişler ve aynı şekilde hem savunma hem de barınak, mahzen olarak kullanmaya devam etmişler. Evet, biz de yürümeye devam edelim. Nefes nefese evet. Uçhisar Kalesi iki bacadan oluşuyor. Birisi büyük, birisi küçük. Şimdi halk arasında şöyle bir şey var. Büyüğüne Ağa'nın Kalesi deniliyor. Küçüğüne Çavuş'un Kalesi deniliyor. Aslında iki ismi var. Ağa'nın Kalesi ve Çavuş'un Kalesi. Hadi Çavuş'un Kalesi'ne gidelim. Sonra hadi bakalım. Ağa'nın Kalesi'ne gideriz. Yalnız bakalım. Arka tarafta da Erciyes Dağı'nın görüntüsünü görüyor musun? Evet, harika. Zaten Kapadokya'ya girer girmez bizi büyüledi. Kesinlikle. Muazzam bir manzara karşılıyor sizin Nevşehir'e geldiğiniz zaman. Sevgili dostlar, bilmiyorum şu anda görebiliyor musunuz ama Erciyes Dağı'nın üzerinde müthiş bir kar yağıntısı var ve çok güzel bir görüntüsü var. Havada böyle puslu. Evet. Ve şansımıza gerçekten şu anda Kasım ayının ortasındayız ama hava resmen bahar gibi. Aynen. Hiç üşümeden geziyoruz. Çok hoş. Haydi. Haydi bakalım. Ağa'nın Kalesi'ne. Aslında şurada tam pere bacaları oluşacakmış da öyle kalmış. Tam yarıda. Evet. Zaten bak i̇şte vadi belki, böyle geliyor. Belki öyleydi de hani yağmurlar, depremler falan arkasını tıkadı. Olabilir. Evet, şu anda kalenin en yüksek bölgesindeyiz. Zirvesine çıktık kalenin ve gerçekten çok hakim bir tepe. Her yeri görebiliyorsunuz şu anda buradan. Nevşehir, Göreme, Ortahisar, her tarafı görmeniz burada mümkün. Aynen öyle. Aynı zamanda burası Nevşehir merkeze 5 kilometre uzaklıkta. Ayrıca Uçhisar Kalesi öyle bir peri bacası ki Kapadokya'nın her yerinden görülebilen en büyük ve en güzel peri bacası. Evet. Sanırım zamanında da Romalılar da bunun için tercih etmişler burayı. Bu stratejik olarak gerçekten çok önemli bir konumda. Evet. Ve gün batımında söyledikleri bir şey var. Özellikle şu arkamızda gördüğümüz katmanlar, belki katmanların renk cümbüşünü gün batımında çok güzel görebiliyorsunuz. Kızıllık, sarılık böyle değil mi? Değişik evet, değişik renklerle. Evet, çıplak gözle. Aynen öyle. Çıplak gözle çok net belli oluyor. Zaten kesinlikle herkesin de önerdiği gibi gün batımının en uğrak ikinci noktası burası. Aynen. Çünkü her renge hakimsiniz. Resim sergisi var. Oraya da uğrarsanız değişik resimler var. Bakmanızı tavsiye ederiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda videomuzda kısacık bir durdurup beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Hadi devam. Devam edelim. Biliyorsunuz ki Kapadokya'nın özel bir taş yapısı var. Bu taş yapısı volkanik kayalardan meydana gelen tüfün doğal etkileşim sonucu bu hale gelmesi. Bu taş özellikle işlenebilir bir taş. İşlenebilir bir taş olduğu için de insanlar buraya gereksinimleri olan evlerini, ibadethanelerini yapmışlar ve Roma döneminde de özellikle. Evet, özellikle de Roma döneminde. O zaman da tabii ki rahipler ve keşişler
kendi emekleriyle, yani o zamanın şartlarını düşünürsek el yordamıyla burayı inşa etmişler. Burada yaşamak için onlara aslında bir ev olmuş. Çünkü manastır yapılmış, ibadethane yapılmış. Dini eğitimler verilmiş burada. Buraya geldiğiniz zaman da siz de ziyaret ederken göreceksiniz. Yürüdüğünüz alanlarda bile aslında etrafı şu gördüğünüz demirlerle çevrili birçok odalar var aşağıya baktığınız zaman. Onları da görebiliyorsunuz. Tabii ki Uçhisar'da sadece kaleyi gezmekle kalmayacaksınız. Güvercinlik Vadisi'ne inen yamaca kurulmuş, Uçhisar'ın ikinci büyük kalesi olan 7 katlı Tiras Kalesi'ni ve kalenin çevresinde yaşamın hala peribacalarında devam ettiği, yıllara meydan okuyan tarihi sokaklarını da keşfetmeden Uçhisar'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz. Evet sevgili dostlar, ilk günümüzü bitirdik. Harika bir kaleyi gezdik. Mutlaka Kapadokya'ya geldiğiniz zaman buraya uğrayın. İstanbul'dan geldik buraya. Yaklaşık 8-9 saat kadar sürdü yolumuz. Geldik, ayağımızın tozuyla hemen ufak bir yerleşme yaptık ve hemen Uçhisar Kalesi'ni gördük. Gerçekten arkamızdaki bir başyapıt diyebiliriz. Şiddetle tavsiye ederiz sizlere. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca da zil butonuna basıyorsunuz ve bildirimlerinizi açıyorsunuz ki videolarımızı yayınladığımız zaman hemen haberdar olun ki videoları izleyin. Kesinlikle ve benim favorim gelecek bölüm videosundan da bizi takip edebilirsiniz. İlk günümüzün sonuna geldik. Yarın bakalım bizi neler bekliyor. Çok heyecanlıyız Kapadokya için. Kapadokya çünkü çok geniş bir alana sahip ve çok ilginç yerleri var. Biz de merak ediyoruz. Evet. Şiddetle gezmek istiyoruz. Aynen öyle. Bugün yol yorgunluğu ve birazcık hava değişikliği. Umarım harika bir balon manzarasıyla uyanacağız yarın. Evet, ikinci videoda görüşmek üzere dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.